Şu an yavaş yavaş bağlanıyoruz. Kameralar açılıyor. Herkes hoş geldi. Merhaba arkadaşlar. Şu an tamamız sanırım. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Elif. Ben de yaklaşık 9 yıl önce Boğaziçi'nde okurken böyle bir YGA zirvesinde YGA ile tanıştım. O dönemden beri YGA gönüllüsüyüm. Üniversite boyunca YGA'nın farklı projelerinde çalışma fırsatım oldu. Üniversite sonrası YGA'dan da mezun olduktan sonra artık böyle içimde eğitim projeleri ve sosyal inovasyonu olan tutku başlamıştı. Bir süre İstanbul'da bir IB okulunda çalışmaya başladıktan sonra Uluslararası Bakalorya Sistemi'nin olduğu bir lisede ben nasıl bu geçmişimi, psikoloji, eğitim, YGA'da öğrendiklerim, inovasyonla nasıl birleşir, ben ne yapabilirim diye düşünerek Londra'ya geldim. Şu an inovasyon ve girişimcilik master'ımı tamamladım. Birleşik Krallık Burs Programı Chevening'le. O yolculuğum, o sosyal inovasyon yolculuğu YGA ile başlamıştı. Şimdi de YGA ofiste, YGA Londra ofiste. Şu anda da oradan bağlanıyorum size. Bilim Seferberliği projemizin en son teknolojiyi, bilimi, en dezavantajlı, en ihtiyaç sahibi çocuklara ve onlara dokunacak olan öğretmenlere ulaştırdığımız projemizin global ayağında World Science Moment diyoruz. O projede proje lideri olarak çalışıyorum. Bugün de bilim seferberliğine, YGA'ya çok büyük katkıları olmuş. Bize yapmak istediklerimize canı gönülden inanan bir hayal ortağımız var. Derya Matraş'la birlikteyiz. Ben kendisinin izniyle Derya abla demek istiyorum. Sözü Derya ablaya bırakmadan ilk önce kendisine hoş geldiniz demek istedim. Bu yoğun takviminizde bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Şu an Derya ablanın sanırım mute'da olabilir Evet. sesi. Kapı çalınca mute'ladım. Fakat sonra unmute edemedim. Kusura bakmayın. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Derya ablayı zaten hani araştırıp siz geçmişini araştırıp gelmişsinizdir arkadaşlar ama ben çok kısa yine tüm katılımcılarımız için kendisinin özgeçmişinden kısaca bahsetmek istiyorum ve sonra bilim seferberliğine olan katkılarından biraz bahsedeceğim. Derya Matraş, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra New York Columbia Üniversitesi'nde MBA derecesini tamamladı. McKinsey gibi birçok uluslararası şirkette çalıştıktan sonra 2015 yılında Facebook'a, şu anki adıyla Meta'ya dahil oldu ve şu anda Meta'nın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor ve kendisi de şu an Londra'dan bağlanıyor bize. Derya ablanın bilim seferberliği için yaptıkları gerçekten saymakla bitmez. Benim de içinde bulunduğum bu World Science Moment projesinde kendisinin desteğiyle şu an Meta'nın Workplace platformunu kullanıyoruz. Öğretmenlerimizi bu platformda buluşturuyoruz. Türkiye'deki platformumuzda şu an 1500'den fazla öğretmenimiz var. Şimdi aynı şekilde globalde böyle bir öğretmen komünitemiz oluşmaya başladı. Tüm dünyadan öğretmenlerimiz bu platformda yaptıkları bilim seanslarından paylaşımlar yapıyorlar. Bizler de her hafta orada bilim içerikleri, eğitim materyalleri ve yeni kaynaklar paylaşarak öğretmenlerimizin oradaki gelişimine katkıda bulunuyoruz. Derya abla yaptığı canlı yayınlarla, düzenlediği maraton kampanyalarıyla bu zamana kadar binlerce çocuğu bilimle buluşturdu. Tekrar kendisine değerli zamanını ayırdığı için çok teşekkür ederim. Bu yıl aslında geçen yılki zirvede de çok güzel bir soru cevap seansı yapmıştık. Bu yıl da sizler için çok güzel sorular hazırladı YGA zirvesi katılımcıları. Ve şu an Sinem ve Burak'la birlikteyiz. YGA gönülleri arkadaşlarımız. Onlar da bize teknik tarafta destek olacaklar. Belki bir el sallarlar bize. Akıştan böyle kısaca bahsetmiş oldum. Biz güzel bazı sorular seçtik. Zamanımız kalırsa yine daha çok soru da alıyor olacağız. Ben çok uzatmadan hemen isterseniz ilk soruyu alalım diye önereceğim. Dediğimiz gibi Derya abla Londra'dan bağlanıyor. İlk sorumuz da bununla ilgili. İlk olarak YGA gönüllüsü Sinem'in sorusu. Sinem Şenkara, sen paylaşabilirsin istersen. Herkese merhabalar. Derya abla öncelikle vakit ayırdığın için de çok teşekkür ederiz. Ben Sinem, YGA gönüllüsüyüm. Mart ayından beri aslında sorumluluk alıyorum. Hem YGA tarafında hem de geçtiğimiz yaz Piri'de staj yapmıştım. Elif'in de bahsettiği gibi benim sorum aslında biraz da yaşadığınız ülkeyle alakalı, yaşadığınız şehirle alakalı. Londra'da yaşıyor ve çalışıyorsunuz.
Farklı bir ülkede yaşamaya başladıktan sonra oradan ilham alarak kazandığınız alışkanlıklar oldu mu? Ya da iş hayatınızda ya da özel hayatınızda hani farklı bir şehirde yaşamak sizi hangi alanlarda değiştirdi? Sinemcim, çok teşekkürler öncelikle sorun için. Öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum. O kadar böyle kalbim mutlulukla sizlerle her seferinde bir araya geldiğimde o kadar güzel şeyler yapıyorsunuz ki böyle bana hayattan veren şeylerden bir tanesi YGA'ya sizlere destek olmak. Öncelikle çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Sinemciğim senin soruna gelince şimdi Londra'da yaşamakla ilgili aslında şöyle başlamak istiyorum. Ben uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapmıştım. 2007 bir dakika, evet 2007 yılıydı. Tam 30 yaşına basmıştım ve 30 yaş doğum günümde maalesef pek çok sevdiklerimin yanımda olmayacağını düşündüğümde hani hayatımı sevdiklerimle geçirmek istediğime karar verdim. O zaman New York'taydım ve Türkiye'ye dönüş kararı almıştım. Sonra bu Facebook meselesi çıktığında Londra'ya taşınmam gerekli. Bayağı bir direndim gitmemek için. Hatta dedim ki ben gider gelirim. İşte bir süre ben gidip geldim, aile taşınmadı ama gittikçe zor olduktan sonra biz taşınmaya karar verdik. Çünkü çocuklarımın aileleriyle, sevdikleriyle, dostlarımızla ve Türk kültürü içerisinde büyümesini çok önemsiyorum. O yüzden de biz 6 senedir buradayız ama her tatilimizde başka yerler keşfetmek yerine mutlaka Türkiye'ye geliyoruz. Onların beraber aileleriyle beraber olmalarını ailecek çok önemsiyoruz. O yüzden öncelikle onu söylemek isterim. Yani belki pek çok arkadaşımız özeniyordur böyle Londra'da vesaire yaşamaya ama benim kalbim Türkiye'de. Şimdi bunun dışında tabii burada yaşamak hangi alanlardan bize dediğin gibi hem kişisel hem profesyonel hayatımızda böyle değişik alışkanlıklar kazandırır diye düşünürsek şimdi olayın bir Londra'da yaşama ayağı var bir de sorumlu olduğum bölge Afrika ve Orta Doğu'yu da içerdiğinden 70'den fazla ülke aslında sınırları içerisinde çalışıyorum. Çok seyahat ediyorum. Tabii ki o kültürlerden de gördüğüm ve adapte olduğum konular oluyor. Onlardan da bahsederim. Şimdi İngiltere'den başlayacak olursak, burada ilk dikkatimi çeken şey çok sabırlı bir kültür var burada. Yani her ne kadar böyle Londra çok kozmopolit, çok kalabalık bir şehir olsa da şöyle şakalar yaparlar. Mesela Londra'da yürürken kaldırımda dursanız insanlar arkanızda sıra olmaya başlar diye. Ya da arabanız işte stop etti, şeyde trafiğin ortasında durdunuz. Yani korna çalmaz kimse. Mesela bunlar bize ilk başta çok değişik gelmişti. Burada tabii ki daha sakin, daha sabırlı bir hayata biz de geçiş yaptık. Onun dışında ikinci yine fark ettiğim şey hayatın içine karışmayı seviyorum burada. Mesela Türkiye'de yaşarken daha çok araçla bir yerden bir yere giderdik. Mesela çok toplu taşıma kullanmazdık. Mesela burada her sabah otobüse binip işte metroya binip çocuklarımızı okula bırakıyoruz, kendimiz bırakıyoruz. Servise vermedik. Var okulun bir servisi ama o çok hoşumuza gidiyor. Yani insanların işten önce yani çocuklarını okula kendileri bırakmaları o da çok güzel. Ama tabii bunların en önemlisi çocuklarımızın büyüdüğü ortam. Yani onların kendi arkadaşları içerisinde işte en çok görüştüğümüz arkadaşlar İsrail vatandaşı ama Filistinli Arabı ama Hristiyan. Aynı zamanda yani böyle bir kültürel bir çeşitlik içerisinde büyüyorlar. İşte Hintli Müslüman arkadaşları da var, Hindu arkadaşları da. Diwali'yi de kutluyorlar, Hanukkah'yı da kutluyorlar, bayramlarımızı da kutluyoruz. O yüzden başka kültürden insanlara, farklı değerlere sahip insanlara karşı bir empati beslemeleri bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok gururlanıyorum. En büyük herhalde yurt dışında yaşamamızın en büyük avantajının bu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki Türk kültüründen de uzak kalmalarını istemiyorum. Profesyonel anlamda şunu söyleyebilirim. Her kültürde tabii çok farklı duyarlılıklar var, sensitiviteler var. Genelde konuşurken bunlara çok dikkat ederek konuşmayı öğrendim. Yani mesela İngilizlerden eğer bir geri besleme alacaksanız aslında bu böyle bir iltifat gibi de size gelebilir ama aslında o bir feedback'tir. Ya da
nereden bileyim, Filistinli bir arkadaşımla konuşurken ya konu aslında çok karmaşık bir konu demiyorum. Çünkü onlar için bu gerçekten çok net bir konu. Aslında onlar zulüm görüyorlar. Yani kimle konuşsanız aslında olayın farklı bir yüzü var. O yüzden bunu iş çevresinde de özel hayatımda da etkileşimde bulunduğum kültürlerin o duyarlılıklarına çok önem vermeyi öğrendim. Aslında ne kadar çok az şey bildiğimi de öğrendim. O yüzden hep böyle meraklı kalmak ve bütün bu çeşitliliklerden ne öğrenebilirim diye bakmak o beni çok mutlu ediyor. Daha da derinleştiriyor bilgimi ve anlayışımı, empati seviyemi. Bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Süper bir başlangıç yaptık. Şimdi bu sefer böyle biraz iş hayatından bir soruyla devam edeceğiz. Buradaki arkadaşlar için de çok kritik bir konu. Network ile ilgili bir sorumuz var. Koç Üniversitesi'nden Emine Zeynep Yıldız'ın sorusu. Emine, sorunu sorabilirsin. Öncelikle herkese merhaba. Derya ablayı ben uzun süredir tanıyorum ve çok ilham aldığım birisi aynı zamanda. Bu soruyu ona sormak cidden benim için büyük bir onur oluyor. Sorum şu, iyi bir network ağı oluşturmak için ne tür bir yol izlemeliyiz? Yani daha hazırlık sınıfı öğrencisi olarak önümüzde uzun bir yol var mesela benim için ama şimdiden başlayıp nelere dikkat etmeliyiz böyle bir ağ oluşturmak için, onu sormak istiyorum. Zeynep mi kullanıyorsun, Emine'yi mi kullanıyorsun? Zeynep'i kullanıyorum. Zeynep. Benim de ilk adım Zeynep bu arada. Kuzenimin adı çok Zeynep. Eşimin kardeşinin adı da Zeynep. Babaannemin adı da Zeynep. Zeynep enflasyonu var ailemizde. Öncelikle çok mutlu oldum. Böyle benden ilham alman tabii ki yani gerçekten sizler gibi böyle pırıl pırıl genç kadınlara ilham olabilmek beni çok mutlu ediyor. Öncelikle teşekkür ederim. İyi bir network ağı. Ben her zaman şunu söylüyorum, kendi kişisel yönetim kurullarınızı oluşturun. Yani benim böyle bir kişisel yönetim kurulu olmasaydı şu anda bulunduğum noktaya gelemezdim. Hayatta geçtiğim noktalardan geçemezdim. Bu kimler olabilir? Ailenize çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzden tutun da atıyorum babanız, amcanız, anneniz. Ya da bir farklı bir alanda işte çalışan bir kuzeniniz ya da bir arkadaşınızın annesi, bunlar olabilir. Etrafınızda mutlaka bir mentor ağı olması çok önemli. Ne kadar çok kişiyle konuşursanız aslında hangi alanda bir network ağı oluşturmak istediğiniz de netleşecek. Öncelikle hangi alanda bunu oluşturmak istiyorsunuz? Ben küçüklüğümden beri hep şunu düşünürüm. Etrafımda etkileşime geçtiğim her insandan ne öğrenebilirim? Yani bu işte Tayland'da, Kamboçya'da seyahatimdeki bir tuk-tuk şoförü de olabilir. Bir şey öğrenmeye çalıştığım insan, o kültürle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyor olabilirim. Bu ailemden birisi de olabilir, çocuklarım da olabilir. İşte çocuklarımdan konuşuyoruz, bu Metaverse dünyası aslında bu Roblox, Minecraft gibi olaylardan aslında esinlenerek çıkmış bir olay. O yüzden onlardan da bir şeyler öğrenmek. Bu tabii ki konuştukça, meraklı kaldıkça, aç kaldıkça... yavaş yavaş aslında hangi alanlara derinleşmek istediğiniz, hayatınızı hangi alanlara yönlendirmek istediğiniz de çok netleşiyor. O yüzden bu tabii ki network ağı gitgide gelişen bir şey. Belli alanlarda oluşturuyorsunuz, sonra derinleştiriyorsunuz o alanı. O yüzden hayatta vereceğiniz her kararda, kararın komponentleri, bileşenleri neyse... Bunu en iyi bilen kim diye düşünüp o kişilere ulaşmaya çalışın etrafınızdaki insanları kullanarak. Ben Steve Jobs'un sözünü çok seviyorum. Stay humble, stay hungry diyor ya, mütevazi kalın, aç kalın diye. Aslında aç, meraklıyı kastediyor orada. Yani hayatta hiçbir zaman bir şeyi ben çok iyi biliyorum değil. Acaba en iyi kim biliyor ve bu en iyi bilenden ben ne öğrenebilirim diye baktığınızda işte o ağlar zaten yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Ben de dikkatimi çeken noktaları arkadaşlar chatten paylaşıyorum, görüyorsunuzdur. Böyle hani herkes de not alır belki diye. Bir sonraki sorumuza isterseniz geçebiliriz. Derya abla, bu soru biraz üniversite yıllarına sizi götürecek gibi. YGA gönüllüsü Burak'ın sorusu. Burak, sorunu paylaşmak ister misin? Bir dakika. Şu an dondu sanırım. Şimdilik başka birine söz verebilir misiniz? Şu an yayında benim bilgisayardan bir sıkıntı oldu sanırım.
Tamam, tamamdır. O zaman bir sonraki sorumuza geçelim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Aslı Kuşçu'nun bir sorusu var. Aslı, sözü sana bırakayım. Aslı burada mı? Bir sonraki soruya da yine geçebilirim. Aslı burada. Sesim geliyor mu acaba? Evet, süper duyuyoruz seni. Öncelikle etkinlik için teşekkür ediyorum. Bugün çok şey öğrendim. Size soru sorma fırsatı yakalamak beni çok mutlu etti. Benim sorum, biliyoruz ki arkadaş çevresi çok önemlidir. Hani çevremizdeki 5 kişi çalışkan olursa 6. kişi de biz oluruz. Çevrenizi nasıl şekillendiriyorsunuz? Herkesle arkadaş olmaya çalışmak doğru mu sizce? Çok güzel bir soru. Tek bir cevabı yok bunun. Hayatımızda bence çok farklı dönemlerden geçiyoruz. Daha kim olduğumuzu bulamadığımız bir dönem var. Daha şekillenmemiş olduğumuz bir dönem var. O dönemde tabii herkese arkadaş olmaya çalışıyoruz. Herkesi kendimizi sevdirmeye çalışıyoruz. Bu da normal. Yani bu kötü bir şey değil bunu yapıyor olmak. Ve işte bazı arkadaşlıklarımızda mutlu oluyoruz. Bazılarında hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Bunlar da normal. Hep bunlardan öğreniyoruz. Gitgide onlar daha böyle rafine olmaya başlıyor. Etrafımızdaki insanlar aslında bizi en çok mutlu eden, bizi biz yapan, bize huzur veren, bizleri geliştiren insanlar oluyor. Hani o yüzden hayatımızın hangi döneminde olduğumuza göre bunlar şekilleniyor yavaş yavaş. Ben hayatımı, arkadaşlarımı, dostlarımı nasıl seçiyorum diye sorarsanız, hani şu noktada tabii 45 yaşındayım neredeyse, artık o hayatın orta noktasını geçtim, biraz da kendimi buldum. Benim için şu çok önemli, etrafımda bir kere birinci öncelikli benim için kriter, kötü günümde yanımda olacak dostlara vakit harcıyorum. İnşallah hiçbirinizin başına gelmez ama hayatımda başıma çok büyük üzüntüler, sıkıntılar geldi. O dönemlerde işte o iyi gün dostlarının etrafınızda olmadığını görüyorsunuz. Ve o kötü gün dostlarını ben hayatımın sonuna kadar unutmuyorum. Her zor günlerinde de ben yanımda olmayı kendime bir değer edindim. O yüzden o en zor günlerimdeki insanlar ve o zaman olmamış olsalar bile yeni hayatıma girmiş olan insanlar da olabilir. Ama biliyorum ki en zor günümde ölüm döşeğinde olsam elimi tutacak insanlar kimlerdir? O benim için çok değerli. Bu hayat arkadaşımı seçerken de böyle, dostlarımı seçerken de böyle. Onun dışında tabii ki şu çok benim için çok değerli. Yani beni spiritüel anlamda, mental anlamda, duygusal anlamda, iş anlamında yani bana bir şey katan, derin sohbetler yapabildiğim ve değer sahibi insanlarla beraber olmaktan çok hoşlanıyorum. İşte o insanlarla beraber olduğumda böyle zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum. Çok derin sohbetler içerisinde kayboluyoruz. Değer sahibi diyorum ama aynı değerlere sahip olduğum demiyorum. Çünkü çok farklı değerlere sahip olan ve çok 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 yakın dostlarım var. İşte belki onlar da en kötü dönemde yanımda olmuş olan insanlar. İşte Trump'ı çok seven arkadaşlarım var. İşte iklim değişikliğine inanmayan arkadaşlarım var. Çeşitliliğe, diversity'ye inanmayan arkadaşlarım var. Ama onlarla işte bu derin sohbetlerde onlar nereden geliyor? Neden böyle düşünüyorlar? Mesela onu öğrenmek bile beni çok heyecanlandırıyor. Ve böylece hani kendi argümanlarımı da ben de rafine edebiliyorum. Daha çok kendimi geliştirebiliyorum. O yüzden etrafımda zaten şu an çocuklu çalışan anne fazındayım ben hayatımın. İnşallah onlar üniversiteye gittiklerinde biz yine böyle daha çok kendime zaman ayırabileceğim. İşte çocuklu, küçük çocuklu çalışan anne zamanlarında zaten çok az vaktim var. O yüzden de gerçekten bir avuç arkadaş etrafımda ancak onlara zaman ayırabiliyorum hakkını vererek. Ama genel düşüncelerim böyle. Kendinize de böyle kızmayın. Herkese mi arkadaş olmaya çalışıyorum, herkese mi kendimi beğendirmeye çalışıyorum diye. Bunlar çok doğal yani hayat içerisinde. Siz de böyle şeyi bulacaksınız yani gerçekten neyi optimize etmeliyim dostlarımı. Onun cevabı herkes için farklı bir cevap olabilir. Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii herkesin de merak ettiği bir konu. Metaverse, Meta ile ilgili çok fazla soru geldi. Çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili bir sorumuz var. Bu sefer liseye gidiyoruz. Tarsus Amerikan Koleji'nden Kerem Zaimoğlu'nun sorusu. Kerem'cim sorunu merakla bekliyoruz. Evet,
Öncelikle şirketinizin köklü bir değişikliğe gittiği için bu konu hakkında çok meraklıyım. Bir de gelecek için de çok önemli bir konu tabii ki. Ben şey sormak istiyorum. Facebook'un Metaverse'ü hakkındaki çalışmaların 5 yıl içerisinde nereye ulaşacağını öngörüyorsunuz? Kerem'cim çok teşekkürler sorun için. Tabii bu konuda çok uzun süre konuşabilirim. Ben de isterseniz anlatmaya çalışayım. Şimdi Metaverse heyecan verici bir konu. Herkes bilmiyor olabilir. İsterseniz Metaverse nedir? Önce bundan bir bahsedeyim. Aslında bunu böyle bir iki cümlede açıklayacak olsak nedir? Hep bu konuşulan Metaverse. Şöyle düşünün. Baktığınız değil, içinde olduğunuz bir internet düşünün. Ve senin soruna cevap, 5 değil ama belki 5-10 sene arasında artık internet demediğimiz, internet kelimesinin yerini Metaverse kelimesinin aldığı bir dünya düşünün. Tabii ki bunu mümkün kılacak olan pek çok teknoloji var. İşte yapay zeka teknolojileri var, makine öğrenimi, XR dediğimiz yani X-ray dediğimiz işte AR'dır, VR'dır, işte arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojilerinin bütünlerini kullanarak sonuçta bu Metaverse dünyasına geçiş olacak. Bazı insanlara tabii böyle bu şey gibi geliyor biraz, bu science fiction filmleri gibi geliyor. Bunu çok sorumluluğumuzu alarak çok dikkatli bir şekilde inşa etmeliyiz. O yüzden de Metaverse ile ilgili olan vizyonumuzu yaklaşık bu teknolojiyi daha biz üretmeden 10 sene önce tartışmaya açtık ki bunu hep beraber yapalım. Yani sivil toplumu, akademisyenleri, politika yapıcıları, özel kuruluşları bir araya getirerek bakın internette pek çok, yani dünyada olduğu gibi internette de pek çok kötü aktör var. Bunlar nasıl Metaverse'de olmaz, hangi tehlikelere, hangi risklere karşı tedbir almalıyız, bunları daha şimdiden ürünlerin içerisine nasıl koyabiliriz, bunları şimdiden tartışmaya açmak adına bu lansmanı da yaptık. Ve bu konuda daha çok şu anda araştırma, geliştirme döneminde olacağız önümüzdeki birkaç yıl. O yüzden teknoloji 5-10 seneden önce daha burada olmayacak. Ama olduğunda şöyle olacak, dedim ya, bakmak yerine içinde olduğunuz bir internet düşünün. İşte bu internet içerisinde mahalle bakkalınızın da bir dükkanı olacak. Kuaförünüzün de yeni saç tasarımları hem dijital anlamda olacak hem belki gerçek dünya için siz onu işte bir şey yapabileceksiniz, kullanabileceksiniz. Kendi para birimleri olacak. Şimdi nasıl belli web sitelerine girerken bir login kullanıyorsunuz? İşte o login aslında belki sizin avatarınız olacak. Onu farklı metaverse'lere girerken kullanabileceksiniz. Ve hem gerçek dünyadaki ürünleri hem de dijital ürünleri satın alabileceksiniz bu dünya içerisinde. Mesela bir ayakkabı tasarımcısıysanız hem gerçek bir ayakkabı işte Nike'dan söyleyebileceksiniz hem de dijital avatarınız için dijital versiyonlarını alabileceksiniz gibi. İşte oyun dünyası olacak, ticaret dünyası olacak, bankacılık dünyası olacak. Bütün dünyanın böyle bir yansıması olan ve içinde etkileşimde bulunduğumuz bir dünya olacak. Tabii ki bu dünyaya geçiş yapmak tabii ki böyle çok kısa bir süreç değil, yani pek çok şeyin düşünülmesi lazım. İlk başta biz bunun oyun gibi alanlardan başlayacağını öngörüyoruz ama daha sonra hayatın pek çok alanına sirayet edecek diyeyim, burada durayım. Eminim vardır başka sorular bununla ilgili. Tam bunun üzerine benim bir sorum olacak yine bu konuyla ilgili. Derya abla, 2018 YGEL zirvesinde bununla ilgili aslında bahsettiğiniz bir konu vardı. Yani teknoloji çok önemli bir araç. Bunu iyiye kullanabilirsek çarpan etkisiyle bizi ileriye götüreceğinden bahsetmiştiniz. Bizim bilim seferberliğiyle çok güzel bağlanan bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Metaverse ile ilgili gelecekte bizi neler bekliyor? Biraz böyle konuştuk. Sizce gençler yapay zekayı, Metaverse'ü, bu algoritmaları dünyada pozitif etki yaratmak için nasıl kullanabilirler? Bunun için hangi yetkinlikleri kazanmalarını önerirsiniz? Ben de bu soruyu sormak istiyorum. Çok teşekkürler Elif'ciğim. Gerçekten çok güzel bir yere bağladın. İşte bu teknolojileri kullanırsak çarpan etkisiyle ileri gideriz. Kullanmazsak da çarpan etkisiyle geride kalırız. O yüzden ben özellikle Türkiye'nin ve Türk gençlerinin çok önemli ve aslında avantajlı bir yerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok genç nüfusa sahibiz. Sektör altyapısı olarak, yani her türlü sektör, telekom sektörüne bakın, işte bankacılık sektörüne bakın, e-ticaret sektörüne bakın, oyun sektörüne bakın. Bunların hepsinde çok sofistike bir altyapı var.
çok iyi bir talent, bir iş gücü var. Yetenek havuzu çok zengin, çok genç bir nüfus ve teknolojiyi çok hızlı olarak teknolojiye adapte olabilen bir genç nüfus bu. Oyun sektöründe Türkiye'den çok ciddi başarı hikayeleri çıktı. Bu konuda bir marka haline geldi Türkiye. Yani bu alanda bence yine çok şansımız var. Çünkü biraz önce dediğim gibi Metaverse meselesi daha çok bu alanda başlayacak. O yüzden benim buradaki sizlere en büyük tavsiyem öğrenmeyi öğrenmeniz. Yani benim burada yani bugün bildiğiniz herhangi bir yazılım zaten 10 sene önce bize çok alakalı olmayacak. Yani baktığınızda işte 10 sene, 15 sene önce işte drone operatörü gibi ya da işte sosyal medya yöneticisi gibi işte blogger gibi işler yoktu. Bugün var bu işler. O yüzden bundan 10 sene sonra ne tarz işler olacağını bilemeyiz. Ne tarz teknolojiler kullanılacağını bilemeyiz. O yüzden de çok hızlı bir şekilde yeni teknolojileri öğrenebilme capability, yetisi kazanabilmemizin çok değerli olacağına inanıyorum. O yüzden ben gençleri hep teknolojiye, bilime yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü o bize çok güzel bir altyapı veriyor. Yani benim de hayatımda, evet çok zorlu geçti, hep anlatıyorum bu elektronik mühendisliği okuma hikayelerimi ama yani her ne kadar sevmeyerek, istemeyerek, zorlanarak okuduysam da hani şu anda bu teknolojilere, Facebook'taki işimde her gün yeni bir ürün öğrenmek zorundayım ve çok teknik detaylara sahip. Yani bu işin yöneticisi olabilmek onları anlayabilmeyi gerektiriyor. Her ne kadar ben business yani iş tarafında olsam da. O yüzden gençlerin en önemli yapacağı şey bu konuda iyi bir altyapı kazanmaları, iyi bir donanım kazanmaları ve meraklı ve aç olmaları, yeni şeyleri çok hızlı öğrenebilmeleri. Bence bizleri başarı çizgimizde ileri götürecek olan şey bu olacak. Yani fark etmez bu AI dünyası, işte Metaverse dünyası önemli değil ama gelecekteki en önemli yetini bu olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Derya abla. Gittikçe de çok az zamanımız kaldı. Sanırım son soruyu alabileceğiz. O yüzden hemen hızlıca sorayım. Tonya İmam Hatip Lisesi'nden Nisanur Akdoğan'ın bir sorusu vardı. Bugün katılamadı. Onun sorusunu ben yönelteyim. Şöyle bir şey sormuş. Bu zamana kadarki yolculuğunuzu düşündüğünüzde iş hayatınıza aldığınız en zorlu karar neydi ve bu sizin kariyerinizi nasıl etkiledi? En zorlu karar herhalde benim McKinsey'i bırakmaktı diyebilirim. Çünkü hep böyle hayatta çok risk averse, böyle risk almayı sevmeyen bir insan oldum. Hep yapmam gerekenleri yaptım. Yapmak istediklerimi yapmadım belli bir noktaya kadar hayatımda. İşte en işte güvenli, ileriye beni en çok hazırlayacak şey mühendislik. Hadi mühendislik okuyayım. Yoksa ölüp bitmiyordum ben mühendislik okumak için. Biraz geleceğe en iyi hazırlayacak şeyin olduğunu düşündüğüm için yaptım. İşte danışmanlıkla yönetim, danışmanlıkta çok yorulmuştum. Bazen günde 18 saat çalıştığım dönemler oluyordu aylarca. Artık pilimin bittiğini ve hani ayrılmak istediğimi hissediyordum ama o cesaretim yoktu. Sonra doğum iznine çıktım ikinci çocuğum için, Mira için. Ve o noktada biz çok trajik bir şekilde kardeşimi kaybettik. Ve o zaman daha Mira doğalı 3 hafta olmuştu. Kardeşimi kaybetmiştim ve o dönem böyle beni bir sarsan bir dönem oldu. Hayat çok kısa cümlesini en derinden anlamama sağlayacak bir dönem oldu. Bir yandan şunu düşündüm. Daha çok sorumluluğum var. Çünkü kardeşimin ailesinin hani sorumluluğunu da alacağım. O yüzden hemen işe dönmem lazım. McKinsey'e geri dönmem lazım. Bir yandan da şunu düşünüyordum. Yani hayatta çok kısa ve yapmak istediklerimi yapmak istiyorum. Bunun dilemasını çok yaşadım o dönem. Ne yapacağım hayatımla diye. Ve babamla çok güzel bir sohbet yaptık. Bana o zaman şey dedi. Dervişim dedi. Çocuğu akıllıysa parayı neyle ye? Dervişin çocuğu aptalsa parayı neyle ye dedi. Dedi ki yani sen çocukların akıllıysa zaten sen çalışsan da çalışmasan da onlara bir şey bıraksan da bırakmasan da onlar başarılı olacaklar. Onlara en iyi değerleri, en iyi donanımı vermek senin görevin. Çocukların zaten o değerleri alamazlarsa sen onlara ne bırakırsan bırak onlar zaten onu batıracaklar. O yüzden sen ne yapmak istiyorsan onu yap bu hayatta dedi. Ve herhalde hayatımda aldığım en cesur karardı bu. Ve McKinsey'den ayrılmak istediğimi söyledim. Hayatımda ilk kez bir sonraki adımımı bilmeden bir karar aldım.
ve ayrıldım. Bir işim yoktu. Tabii ki sonra işte iş teklifleri oldu vesaire. Hani yolculuğum devam etti ama dedim ki benim için en kritik seçim kriteri bundan sonra yapmak istediğim şeyler olacak dedim. Tabii yani bunu söylediğim noktada bütün donanımım vardı. Yani bunu o noktada söylemek kolay. O yüzden de hani gidin sadece yapmak istediğiniz şeyi yapın gibi bir mesaj çıksın bundan da istemiyorum bir yandan. Ama yapmak istediğim şeyleri yaptığımda işte iyi olduğun ve sevdiğin şeyi yap derler ya, ben de öyle derim. O zaman işte gerçek potansiyelimiz ortaya çıkıyor. Çünkü yaptığımız şey iş diye değil, yani ben hayat amacımı gerçekleştiriyorum diye bakmaya başlıyoruz. İyi ki o kararı almışım. İyi ki şu anda burada Facebook'tayım. Çok inandığım misyonu olan, değerlerine çok inandığım bir şirkette. İşte yüz milyonlarca insanın bu platformları kullandığı ve bu platformlara çok ihtiyaç olunan bir bölgeyi yönetiyorum. Ve eğer o kararı vermeseydim bugün burada olamazdım. O yüzden zor olmasına rağmen aslında bazen kısa vadede zor veya kötü görünen kararlar uzun vadede bizim için en iyi kararlar olabiliyor. O yüzden biraz cesaret diyorum. Benim kadar böyle korkak olmayın. ama tabii şeye önem verin, yani donanımınızı oluşturmaya, özellikle genç yaşlarınızda buna önem verin. Derya abla çok teşekkür ederiz bu samimi paylaşımınız için. Buradaki herkese de YGA zirvesi, 2018 zirvesinde Derya ablanın konuşmasını dinlemelerini öneririm. Anlam arayışıyla ilgili gerçekten çok çarpıcı noktalar var. Burada bu paylaştığınızda da o arayışın sonuçlarını görebiliyoruz. Umarız biz de o cesareti bulabiliriz kendimizce zor alacağımız kararlarda. Bugün için tekrar çok teşekkür ederim. Değerli zamanınızı ayırdınız. Burada YGA katılımcılarıyla birlikte olduğunuz için kişisel olarak ben çok keyif aldım. Çok güzel bir yayın oldu. Çok sağ olun. Rica ederim. Sizleri görmek çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar o zaman ana ekrana dönüyor olacağız. Buradaki tüm hem katılımcılarımız için Sinem'e bırakayım sözü. O çok daha güzel anlatır. Hemen kapatmadan ben bir fotoğraf alabilir miyim diyecektim ama Derya'nın sanırım. Neyse biz katılımcılarımızla alıyorum o zaman. Tamamdır. Sanırım ana ekrana dönebiliriz artık. Tamamdır. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Görüşmek üzere.